En son oyuncumuzun hareketini göze daha hoş gelecek animasyonlu şekilde yapmak için Animate CS klasına başlamıştık. Bu bölümde daha çok bu klasın tamamlanmasıyla ve ondan sonra da ana konuları tamamladığımız için yavaş yavaş ayrıntılara geçeceğiz. Şu anda oyunda oyuncu animasyonsuz bir şekilde kareler arasında hareket edebiliyordu. Bunu animasyonla yapacak fonksiyonumuzda da bir kodu arka arkaya çalıştıracak örneği tamamlamıştık. Animasyonun en basit bizim kullanacağımız mantığı saniyeden daha kısa bir süre aralıklarla dönen bir döngü ile kelebeğin koordinatını küçük küçük değiştirmek. Bunun için şöyle bir parametre tasarlamışız en son kaldığımız yerde. Ben bu süre boyunca bu konu üzerine biraz düşündüm. Aklıma gelen fikirleri not ettim. Bir proje geliştirirken, bilgisayar başında değilken, aklıma gelen fikirleri, isimleri, yöntemleri, mantıkları bir kağıda karalamak, not almak bana program yazarken çok fayda sağlıyor. Bunu birçok projede tespit ettim. Siz de böyle bir yöntem kullanabilirsiniz. Hem daha kolay geliştirme açısından hem de programı geliştirirken yanlış bir yolda ilerleme açısından. Burada da Animate class'ı yazmıştık. Çünkü şöyle düşünmüştük. Animasyon class'ımı ben sadece oyuncunun hareketi için kullanmayayım. Daha sonra oyun içerisinde diğer hareket eden böcekler de kendi kendine hareket eden böcekler eklemeyi düşünüyorduk. Bu böceklerin de hareketini yazdığım Animate class'ı sayesinde gerçekleştirmek istiyordum. O yüzden olabildiğince esnek bir nesneyi hareket ettirebilecek bir class yazmak istedik. Sonra biraz daha düşündüğümde benim hareket etmek için X ve Y, ya gitmem gereken X ve Y koordinatına ihtiyacım olmadığını gördüm. Çünkü fonksiyonu basitleştirmek adına benim player'ım ya da bir hareket eden diğer nesneler sadece bir yöne doğru hareket edebiliyor. Ve hareket edeceği birim de belli. Bir birim hareket edecek ve bir birim 32 pikselden oluşuyor. Bu tür sabitlerim olduğu için benim bu tür değerleri fonksiyona parametreyle göndermeme gerek yok. Bu oyun için geçerli tabii bu. Eğer ne kadar az parametreyle, az hesapla ben bu hareketi gerçekleştirirsem, burada yazacağım fonksiyonda o kadar basitleşmiş olur. Benim bu hareketim sabit bazı değerlerle olduğu için basitleştirmek için mümkün. Atıyorum başka bir oyunda eğer kelebek sadece ileri ve sağa gitmek yerine işte 30 derece sağa doğru da gidebilseydi ya da bir birim gitmek yerine 1,5 birim, bir birim artı çeyrek gibi çok olabilecek bütün koordinatları hareket edebilseydi bunları hesaplayacak daha gelişmiş bir animasyon fonksiyonuna ihtiyaç olacaktı. Ben şu anda şu şekilde yapmayı düşünüyorum. X ve Y koordinatı vermek yerine yön vermek.
yön vermek, kelebek elementi verdikten sonra ben MoveObjectTo fonksiyonuna elementi verdikten sonra hangi nesnenin hareket etmesini istiyorum? Kelebek. Bu ne olabilir? Diğer hareket eden bir böcek de olabilir ekran üzerindeki kendi kendine hareket eden. O nesnenin elementini veriyorum. Diyor ki bu nesneyi hareket ettir. Sonra direction bir yön. Bir nesne bulunduğu noktadan 4 farklı yöne sadece hareket edebilir. Neden yön olarak belirledim? Eğer XY koordinatı vermiş olsaydım ya da piksel cinsinden vermiş olsaydım benim kelebeğin bulunduğu noktayla gideceği nokta arasındaki piksel mesafesinden bazı hesaplar yapmam gerekiyordu. Kelebek hangi yöne doğru hareket edecek? Kelebek bu yöne doğru bir seferde kaç birim hareket edecek? Eğer x ve y koordinatını atıyorum, eğer x koordinatını aynı vermediysem iki koordinat alıyorum x ve y. Diyelim x1, y1 de kelebek. Dedim ki x1, y2. X koordinatı değişmedi, y değişti. O zaman sadece y düzlemi içerisinde bir birim hareket edecek. Onun hesaplaması. Ama eğer iki koordinatı da ben farklı verirsem o zaman hem x düzleminde hem y düzleminde hareket etmesi gerekecek. Bu gibi bu daha esnek bir fonksiyon ama bizim ihtiyacımız ben direction dediğim zaman atıyorum direction up yukarıya doğru hareket et dediğim zaman bunun yukarıya doğru y koordinatını küçültmem gerektiği yani tapa olan piksel uzaklığını azaltmam gerektiği verilen direction da zaten hesaplanmadan ortaya çıkıyor. O yüzden ben direction kullanmaya karar verdim. Bir parametre daha ekleyeceğiz. Bu da bir özellik biz istemiştik oyunumuzda. Bir özellik aklımıza gelmişti. Kelebeğin karnının tok olma seviyesine göre kelebek daha hızlı hareket etsin ya da daha yavaş hareket etsin. Şimdi hareket ettirme fonksiyonum animate move object to olduğu için ve hareket etme hızını nasıl yapacağız? Ben bir piksel hareket etmesini şurada belirlediğim zaman aralığında yapıyorum. Şu anda bu 1,5 saniye, 1500 milisaniye. Ama bunu saniyenin daha da altına çektiğimizde kelebek sanki hareket ediyor gibi görünecek. Orada belirlediğimiz rakam mesela 100 milisaniye ya da 200 milisaniye aralığında biz bu rakamı değiştirdiğimizde kelebek daha hızlı hareket ya da daha yavaş hareket edebilecek. Bunu da şurada değiştirmem gerektiği için bir parametreyle göndermeye karar verdim. Ona da bekleme süresi dedim. Burada da bekleme süresi değişkenini 200'ün yerine ekleyeceğiz. Hatta şöyle bir şey yazabiliriz. Eğer bekleme süresi içeriği verilmemişse, yani herhangi bir bekleme süresi yazılmamışsa nasıl yapacağız onu? Eşittir nullsa, içeriği de bir değer tanımlanmamışsa veya'yı nasıl yapıyorduk? Or iki tane düz çizgi bekleme süresi sıfırsa ya da 100'den küçükse diyelim. Çünkü 100'den küçük bir değer konulduğunda parametre olarak gönderildiğinde delay time'a
nesne çok yavaş hareket edecektir. Çok yavaş hareket edecektir. Yani her bir hareket yüzden atıyorum bir olarak gönderildiğinde saniyenin binde biri. Pardon, değerin küçülmesi animasyonun daha hızlı olması anlamına geliyor. Saniyenin binde birinde kod çalışacak. Değer büyürse çok yavaş hareket edecek. Bu benim minimum hızım olsun. 100, 100'den küçükse ya da hiçbir değer verilmemişse değerim standart değer olarak 100 olarak eşitlesin. Eğer orayı boş bırakırsam 100 olacak. Ya da 100'den küçük bir değer beklersem en fazla hız 100'e kadar. Saniyenin onda biri kadar hızlı bir şekilde devam etsin. Evet. Şimdi benim bazı sabit değerlerim vardı. Neydi? Ben kelebeğin her seferde bir piksel hareket etmesini istiyorum. Bir piksel, bir piksel. Benim bir sonraki kareye geçmem için kaç piksel hareket etmem lazım? 32 piksel. 32 piksel benim bir karemin yüksekliği ve genişliği. Bu 32 piksel daha sonra değişebilir. Bu 32 pikseli biz map'te yeni bir değişkenle tanımlayalım. Birçok yerde kullanmak için. Eğer bu değişkeni de değiştirirsek ne olur? Her yerde değişmiş olur. Koordinat size diyelim. 32. Bir kare 32 pikselden genişlik ve yükseklikte oluşuyor. Hatta biz aşağıda bir fonksiyonumuzun içerisinde bu 32 değerini daha önce kullanmıştık. Şuradan CTRL F yaparsam bulma, 32 yazarsam aşağıya doğru. Evet, get xp x px from coordinate ve get y px from coordinate fonksiyonlarında ben 32'yi daha önce kullanmıştım. Buralara da artık yeni yazdığım, yeni oluşturduğum değişkeni ekleyebilirim. "32'yi nerede kullanacağız? Benim animasyonum 32 kareden oluşacak. Büyük. Kelebeğin hareketi için benim öncelikle bir değerini ve en sonda da 32 değerini elde etmem gerekiyor. Burada alert istiyorum. Döngüm şu fonksiyonun içeriği. Bunun en başında oluşturduğum değişkeni arttırmışım. Burada arttırdığımda bu değişken 2 oluyor ve aşağıdaki komut ilk olarak 2 ile 2 değeriyle çalışmaya başlıyor. Eğer ben 1'den başlıyorsam şunu yukarıda başlangıç komutunu 0 yapabilirim. Döngüye girmeden önce number'ın değeri 0'dı. Döngüye girdikten sonra 1 arttırdım. 1 oldu ve kodlarımı işlediğim zaman ilk olarak 1 değeriyle işlem yaptım. Eğer burada 1 olarak bırakırsam şu arttırma işlemini yazdığım fonksiyonların en altında da yapabilirim. O zaman da 1 değeriyle geldi. İşlemler oldu. En son arttırdı. İki yöntem de kullanılabilir. Ben yukarıda yapacağım. En son değer olarak da 32'ye ihtiyacım var. Buradaki koşulum döngüden ne zaman çıkılması gerektiğini söylüyor. Eğer kodları ben şu arada işlersem
yapılması gereken işler. Kodları burada çalıştırırsam bu değer 32 oldu. 32 ile ilgili işlemler yapıldı. Eğer bu değer 32 ise çıkmam gerekiyor. Büyük eşit 32 diyelim. Herhangi bir hata oluşabilir. Number sırayla gitmez. 2-3 değer birden atlayıp 32'yi geçerse de programımız böylece bir terslik olduğunu anlayıp yine de buradan çıkacaktır. Eşit eşit 32 diyebilirdik. O zaman eğer 32'yi geçerse bir terslik olup program bir daha bu döngüden çıkacak bir kodumuz yok. Set timeout kullanmaktan vazgeçtiğimiz için şu fonksiyona da artık ihtiyacımız yok. Şimdi döngüye girmeden önce bir kere yapmamın yeteceği işlemleri burada yaparak bazı değişkenleri alacağım. Sonra döngüye girdikten sonra olabildiğince çok az işlem yapmaya çalışacağım. Çünkü döngü 32 kere devam eden bir kod. Eğer bir kere yapmamın yeterli olacağı bir işlemi ben 32 kere devam eden bir kodun içerisinde kullanırsam bu işlemcinin yorulmasına sebep olacaktır. Şimdi öncelikle benim nelere ihtiyacım var? Element kullanılan bu fonksiyonun kullanıldığı yerde bana geliyor. Benim yapacağım şey hareket ederken elementin stilinde top ya da left parametrelerinin değerini değiştirmek. Bunu nerede yaptık? Player'da bunu animasyonsuz şekilde şu şekilde yapmıştık. Daha sonra da oyuncu yeni koordinatlarını güncellemiştik. Şu kodları kopyalayalım. Şuraya gelelim. Yapıştıralım. Kullanacağımız kodlar bunlar olacak. Bir diğer bilgi direction parametresi. Bu da benim hangi yöne doğru hareket etmem gerektiğini bana söyleyen parametre. Bunun içinde bir switch yazalım. Up. Bu daha önce de kullanmıştık. Mesela burada kullanmıştık. Şunu da kopyalayabiliriz içeriğini. Dışını yazdık zaten. Şu şekilde yapıştıralım. Nesnenin hareket edeceği yöne doğru döngü her döndüğünde bir piksel arttırarak da ilerleyebiliriz. Ya da benim şu an uygulayacağım yöntem gibi döngüye girmeden önce nesnenin ilk konumunu bir değişkende tutarak benim elimdeki döngünün kaç kere döndüğünü tutan değişkeni her seferinde ilk konumuyla toplayarak da yine aynı noktaya ulaşmasını sağlayabiliriz. Şimdi nesnem tek bir yöne hareket ettiği için ben burada kullanacağım değişkenlerde tek bir yön için az sayıda değişken kullanabilirim. Benim şimdi neye ihtiyacım var? Öncelikle start, başlangıç da kaçıncı pikselde oldu? Çünkü benim still left ya da top pikselle çalışıyordu. Ben de animasyonla yavaş yavaş hareket ederken bu elde ettiğim 1'den 32'ye kadar olan sayıyı bu piksele ekleyeceğim. Benim öncelikle başlangıç pikseline ihtiyacım var. Başlangıç pikselini tanımladıktan sonra değer olarak 0 ekleyeyim. İlk bakışta. Şunları örnek olsun diye tutuyorum. Bunları kullanmayacağız. Hangi yönün hangi koordinatta eksi mi artı mı olduğunu hatırlatsın diye bana onları tutuyorum şu anda.
Başlangıç değeri eğer ki yukarıya doğru hareket edeceksem benim kullanacağım değerler Y, yani top, yukarıya olan piksel yüksekliği kaçıncı pikselde olduğu olması gerekiyor. Yine aynı şekilde eğer aşağıya doğru bir hareket varsa piksel yine top olacak. Eğer sağ ya da sola ise bu sefer solla ilgili. Sağ ya da sola hareket edeceksem sola olan piksel uzaklığında olacak değişim. İkinci olarak da stil başlığı olsun. Stil başlığında da ben oyuncunun ya iki farklı ya top ya da left değerlerini değiştirebilirim. Eğer ben bu hangi değeri değiştireceğimi, çünkü öteki start pikselde de bunun top mu ya da left mi olduğunu söylemedim. Hangi değeri değiştirdiğimi start title'da belirtirsem, burada tek satırda değer değiştirirken şunu değişken olarak kullanabilirim. Eğer burada belirlenen top'sa top değeri değişsin, left'se left değeri değişsin şeklinde. Bunu da burada belirledikten sonra hangi yön olduğunu up için top, down için top, right için left ve left için de yine left değerinde değişiklik yapacağım. Peki bir hata olursa şu switch fonksiyonu switch'in içerisine girmezse kodum ve bu değerler bu değişkenlerin içi doldurulmazsa bu bir hatadır ve aslında kodumun devam etmemesi daha doğrudur. Çünkü demek olur ki direction text olarak yanlış verilmiş ve yanlış verildiği zaman da ben hangi yöne gideceğimi kendim belirleyemem. Bana eğer hangi yöne gideceğimi belirlememişse belirleyemem kendi başıma. Bu yüzden şuraya da şöyle bir şey yazalım. Eğer style title eşit değilse boşa. Çünkü ben burada onu string bir değere boş bir string değere eşitlemiştim. İçinde hiçbir şey olmayan bir string değere eşitlemiştim. Eğer burası geçildikten sonra eğer bunun içerisi hala bir string değerse, boş bir string değerse demek ki şu kodun içerisine girilmemiş demektir. If'in bittiği yer. Bunu daha iyi görebilmek için seçip tabla bir satır ileri alıyorum. Şunu da sileceğim artık. Değerleri tamamladıktan sonra şurada yapılması gereken işler. Biz bir değişkenin içeriğinde daha önce fonksiyon şeylerde kullanmıştık. Obje isimlerinde bir değişken ismini değişkenle belirtmeyi. Ona bir bakalım. Maps'te kullanmıştık chordata için. Yine Ctrl+F'le chordata arıyorum. Evet. Köşeli parantez içerisinde değişken ismi belirlediğim zaman chordata nokta onun içerisine ne yazdıysam onu algılıyordu. Ben de nokta koymazsam eğer burada köşeli parantez koyarsam
Biz bunu nerede belirledik? Left ya da top olmasını istediğimizi style, still title'da belirledik. Buraya still title yazarsam bu ya left hangi koordinatta değişikse ya da top olacak. Tabii benim elimdeki numara diyelim 32. Eğer upsa 32'yi çıkarmam gerekecek. Downsa 32'yi toplamam gerekecek. Böyle bir farklılık da var. Bunu da yine tek satırda yapmak için bunu yukarıda hesaplayabilirim. Yeni bir değişken. Buna da still direction diyeyim. 1 diyeyim. Şöyle yapalım. Still direction'ı şu şekilde kullanacağım. Eğer bunun değeri 1 ya da -1 olabilecek. 32'yi -1 ile çarparsam -32 olacak. 1 ile çarparsam 32 olacak. Eğer ben değeri çıkarmak istiyorsam -1 ile çarpıp -32 elde edip eksi yönde hareket etmesini sağlayacağım. Burada eksi olanlar yani yukarı gitmesi bir eksi yönde hareket olduğu için -1 -1 değerini veriyorum. Yine aynı şekilde down, right, left. Left'e gitmesi eksi bir değer olacağı için -1 olarak veriyorum. Diğerleri de artı bir değer. Artı bir değerde hareket edecek. Nokta dememe artık gerek yok. Bundan sonrası için başlangıç değeri artı çarpma işlemi yapacağım için parantez içinde şuradaki number 1'den 32'ye kadar bir sayı hangi yöne doğru gidecekse style direction stil yönünden çarptığımda bu değer eksi ya da artı olarak kalacak. Ondan sonra bu yaptığım işlemi tekrar parantez içine alıyorum. Bu bana bir sayı değeri verecek. Piksel gitmesi gereken piksel değeri artı sonunda text olarak piksel ekliyorduk. Burada stil left top'ın aldığı değer string bir değer oluyordu. Sayı artı piksel. Aynı şekilde bizim burada aldığımız top değeri de start piksele aldığımız top değeri de sonunda piksel olan yani string bir ifade. Ve biz bu string ifadede matematiksel işlem yapmak istediğimiz için o string ifadeyi bizim sayıya çevirmemiz gerekir. Eğer sayıya çevirmezsek buradaki işlem gerçekleşmez. Bu fonksiyonun yazımını tamamladıktan sonra hatalarını düzelttikten sonra tekrar üzerinden hangi neyin ne işe yaradığını tekrar üzerinden geçeriz. Çünkü çalıştırmadan biraz kod yazmamız gerekti. Şu örnek olarak aldığım koda artık ihtiyacım yok. Onu silebilirim. Şuradaki string değeri sayı değerine çevirelim ve ilk testimizi yapalım. Onun için nasıl çevireceğimizle ilgili hemen internette araştıralım. Önce şeye girelim. Bizim her zaman kaynak olarak kullandığımız site. JavaScript'te ya da birçok programlama dilinde burada JavaScript yazmamıza gerek yok. Anahtar kelime bizim kullanacağımız substring'dir. String bir ifadenin belli bir kısmını almak. Evet, burada örnekte ne yazmış? Bir değişken açmış, içine bir string ifade yazmış. Sonra demiş ki, bu string ifade nokta
Substring 1.4. Diziler sıfırdan başlıyordu. Bu da aslında harf harf, her bir harf bir eleman olarak düşünürsek bir dizi olduğunda ilk harf 0, ikinci harf 1, 2, 3, 4 şeklinde. Burada yaptığı şey sıfırdan başlamamış, 1'den başlamış yani E ve 1, 2, 3. Sonuç olarak 3 tane karakter almış. Şu 4'ün neyi ifade ettiğini burada anlayamadım. Başka bir örnek bakayım. Ha, şurada yazmış. Start ve end. İndeks 0'dan başlayan first karakter. Tek kullanırsan baştan boşluk bırakıyor. İki karakter devam ediyor. Sıfır bir demiş. Sıfırıncıdan başla bir karakter al. Evet, bizim kullanacağımız komut substring. Şurada nasıl test edelim? Player'a gidelim. Player'da bir hareket ettiğimizde önce şunu yazalım. Burada önce test edelim kodumuzu. Mesela left. Şu an yazdığımız animasyon klasıyla bir alakamız yok. Buradaki değeri nasıl numaraya çevirebiliriz? Bir sayıya çevirebiliriz. Onunla ilgili birkaç test yapacağım. Çalıştırdım. Şu ne zaman çalışacak burada yazdığım kod? Bir hareket ettiğimde. Bir hareket ettim. Bakın nasıl bir değer geldi? 96 piksel. Tamam. Bu bir string ifade. Bunun içerisinden bir bölümü çıkarmanın kodu neydi? Nokta substring. İki çeşit kullanım varmış. Substr ve substring. Substring'de başlangıç indeksi ve bitiş indeksini veriyoruz. Substr'de başlangıç indeksi ve o indeksten itibaren ne kadar uzunlukta kesmek istediğimiz veriyoruz. Biz bunu kullanalım. Başlangıç indeksimiz 0 olacak. En baştan itibaren almak istiyorum. Ama ne kadar uzunlukta almak istiyorum? Bir string ifadeyi normal dizideki gibi nokta len komutunu kullanabiliyoruz. Hemen oradan bakalım. Mesela len uzunluk string len property. Mesela burada str.length dediği zaman n'e 12 değeri atanmış. Yani bu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bu string ifade 12 tane karakterden oluşuyor. Bana da burada şimdi 0 indeksinden başladıktan sonra gereken bu string ifadenin kaç karakterden oluştuğu nokta length. Sondaki iki karakter piksel olduğu için eksi 2 dersen bakalım o pikseli piksel yazısını atacak mı? Evet 96. 96'yı aldı. Bu kaç olursa olsun diyelim 1 piksel olsun ya da 100 piksel olsun başlangıçtan en sondaki iki karakteri atarak ben bu değeri alabiliyorum. Şu komut sayesinde. Tabii bu değer hala string bir ifade. Ben bunun bir bölümünü aldım ama hala string bir ifade ama artık içerisinde bir harf barındırmadığı için parseInt komutunu
parse id komutunu kullanarak string ifadeyi hesap yapabileceğimiz bir sayı değeri çevirebiliyoruz. Bunun testini yaptığıma göre şuraya getirebilirim. Nerede kullanacağım bunu? Şurada kullanacağım. Şu ikisi için left için direkt kullanabilirim. Parse int player demeyeceğim burada. Şu element kullanacağım. Çünkü başka bir nesne de olabilir. Hangi nesne geldiyse onunkini kullanacağım. Nokta left subset'e 0. Yine element style left length eksi 2 ve noktalı virgülle kapatalım kodumuzu. Aynı şekilde şurada da top olanı kullanacağım. Şurada da yine top olanı kullanacağım. Top şeklinde. Artık bir test edebiliriz. Nasıl test edelim? Animasyon komutum buydu. Gelelim. Ben burada bu şekilde hareket ettiriyordum nesneni. Burada yapacağım şey hareket ettirir. Kimi? Benim nesnemle, elementimle. Player element. Player elementi hareket ettir. Hangi yöne? Direkt direction'ım zaten var. Hangi yöne hareket edeceğim? Direkt bunu kullanabilirim. 200 diyelim. Hareket hızına da. Ve çalıştıralım bakalım. Nasıl hatalar çıkacak? İleriye basıyorum. Geri. Sağa sola hiçbir şekilde çalışmadı. Bakalım. Bir hata da vermedi. Yapacağımız şey önce bakalım fonksiyonumuzun içine giriyor mu? En başına yazalım. Çalıştı diyelim. Şunu kapatalım. Yukarı bastığımda çalıştı. Fonksiyonun içine giriyor. Buraya geliyor. Burada bir sorun yok. Biraz aşağı inelim. Şurada şu değer oluştuktan sonra oluşturduğum değişkenleri kontrol edeyim. Bakalım doğru şekilde oluşmuş mu? Mesela start piksel set still title bir de son olarak still direction. Ondan sonra da işleme giriyor zaten. Bakalım. İleriye yukarı tuşuna basıyorum. 352 start piksel 352 imiş şu an bulunduğu. Tamam. Yukarıya doğru hareket edecek. Doğru. Yukarıya doğru bastım. Ve eksi 1. Yani eksiltmesi gerekiyor. Evet. Kodumun şu kısmı da doğru şekilde çalışıyor. Şunu da artık silebilirim. Ya da daha sonra da test edebiliriz. Belki yanlış değerler üretiriz. Yanlış yere gider. Bakarız daha sonra. Şuraya bakalım. Ne yaptık biz burada? Eğer boş değilse bu komut çalışsın. Şuradan içeri giriyor mu? Fonksiyonum. Yine A diyelim. A1 diyelim.
Aşağıya basıyorum bu sefer yukarıda taş olduğu için. A1. Şuranın içerisine de giriyor. Peki. Burada player element kullanmışız. Bunu bir kullanmamız gerekiyordu. Bizim zaten elementimiz var. Bu bir. Bu değerlerin olması gerekiyor. Peki şurada alert diyelim. Bakalım numara doğru şekilde artıyor mu? Onu kontrol edelim. Yukarıya bastım. 1, 2, 3. Space'e basıyorum. 7. Numara da doğru şekilde artıyor. Otuz iki. Döngümüz de doğru şekilde 32 kere dönüyor. Ve sonlanıyor. Tek çalışmaması gereken komut bu. Demek ki bu komutta bir problem olduğu için işlem gerçekleşmiyor. Şunu siliyorum. Alerti. Şu değerlere bakacağım. Doğru bir hesap mı yapıyorum ben? Şu eşitlediğim değeri doğru mu hesaplıyorum? Yukarıya basıyorum tekrar ok tuşuna. Şuna bakayım. Bastım. 351 piksel. 350 piksel. 349. Ne oluyor? Yukarıya doğru pikselin azalması gerekiyor zaman içerisinde. Onu da doğru şekilde hesaplamışız. Şunu bitireyim. Geriye bir tek şüpheli şu komut kalıyor. Şu komut yerine still title yerine test etmek için tap yazayım. Tap yazarsam sadece yukarı ve aşağı hareketler çalışır. Çalıştırıyorum. Yukarı tuşuna basacağım şimdi. Yukarı tuşuna bastım. Şunu evet, hareket ediyor. Her seferinde bir piksel hareket ediyor. Demek ki benim orada yazdığım yöntem stil için çalışmıyor. Kullanılmıyor. Şuradaki alerti kaldırayım. Bu da doğru şekilde çalışıyor zaten. Tekrar çalıştırıyorum. Yukarı basıyorum. Hareket ediyor. Duruyor. Yukarı basıyorum. Hareket ediyor. Duruyor. Tabii çok yavaş hareket etti. Demek ki bu süre çok fazla bizim için. 1 saniye, 1000 milisaniye, 1 saniye. Şurada biz kaç verdik? 200. Bunu 20 verirsem ben. Tekrar çalıştırayım. 20 verirsem. Evet. 20 verdiğimde biraz daha akıcı bir hareket oldu. Biraz daha akıcı. 10 verelim bakalım. Evet.
daha düşük ne verebiliriz? Mesela 1 versek 10 kat hızlanması gerekiyor. Evet, 10 kat hızlandı ama o sefer de animasyon klası yapmamızın bir anlamı kalmıyor. 4 diyelim. Evet, sağ sola bastığım zaman hatalı. Tamam. Bu şekilde demek ki bizim şurada yazdığımız, bir satırda bunu yazmak için kullandığımız şu ne oldu? Çalışmadı. Ne yapabiliriz? Buraya bir switch koyabiliriz. İki tane if koyabiliriz. Eğer topsa şu kod çalışacak. Eğer leftse left olan kod çalışacak. Ya da karşılaştığımız problemi buradaki forum sitesinden bir araştırabiliriz. Nasıl araştıralım? Burada bütün diller olduğu için başına JavaScript yazıyorum. Sonra still dynamic still parametre desem ben biraz bakayım burada konunun çözümünü bulabilir miyiz diye. Evet, araştırdım. Ve bizim kullandığımız gibi kullanılabileceğini burada karşılaştım. Bizim yazdığımız bu kod kullanılıyor. Bu şekilde çalışabiliyor. O zaman başka bir sorun, bunun içeriğiyle ilgili bir sorun olabilir mi diye düşündüm. Ve şurada bir test. Şimdi hep beraber birlikte de test edelim tekrar. Şunun içeriğiyle ilgili. If'ten önce bunu daha önce de almıştık zaten. If'ten önce bu değer doğruydu. Bir de if'ten sonra bir alert değerin içeriğini istiyorum. If'ten önce tapken doğru olan değerken if'ten sonra değişkenin içeriği true olarak değişiyor. Bunun sebebi de şuradaki koşul ifadesinde ünlem eşittir yapmak yerine eşit ünlem kullanmışım. Biliyorsunuz koşullarda iki eşittir kullanıyorduk. Çünkü tek eşittir kullanmamız değişkenin içeriğinin boşluk olarak değişmesine sebep oluyordu. İki eşittir eğer değişkenin içeriği boşluğa eşitse. Peki eşit ünlem ne anlama geldi? Eşit ünlem şuradaki bir örnekte göstereyim. Bir değişkenin içeriğini ben 1 olarak tanımladım. 1 biliyorsunuz olumlu anlama geliyordu. 0 olumsuz. Bu bir boolean değişken. Tip olarak burada boolean değişken değil ama boolean değişken kullanımı 1 ya da true doğru olumlu, false ya da sıfır olumsuz anlamına geliyor. Ben burada A'yı alert edersem A'nın içeriğinin 1 olduğunu görürüm. A'nın içeriği 1'di. Eğer alertin başına ünlem koyarsam bunun anlamı boolean değişkenin tersine çevirmektir. Tekrar baktığımda false yani sıfıra dönüştüğünü, bir olumluydu, true'ydu, başına ünlem koyunca sıfıra dönüştü. Biz de burada ünlemi eşittirden sonra eklediğimiz için şu şekilde buradaki değeri tersine çevir ve still title'a eşitle anlamında bir komut eklemiş olduk.
Ve onun da karşılığı da true değerini ekledi. Bizim yapmamız gereken önlemi başa aldık. Şunları artık temizleyebiliriz. Şunu da temizleyebiliriz. Skill title. Şunlara da gerek kalmadı. Tekrar bir test edelim. Bakalım. Evet. Artık animasyon klasımız çalışıyor. Ama şu anda başka bir hata var. Duvarı geçemiyor. Duvarı geçmeye başlamış. Ağaçların üzerinden geçebiliyor. Bunun sebebi de nedir? PlayerJS'de animasyon klasından, animasyon klasımızın nesneyi bir koordinata hareket ettirdikten sonra hareket ettirdiğimiz nesnenin koordinatlarını düzenliyorduk biz. Daha sonra bir daha hareket ettirdiğimiz zaman o koordinatlarda olduğunu anlamamız için. Şimdi hareket etmek bir zaman aldığı için ve biz hareket tamamlanmadan bir daha yukarı tuşuna bastığımızda şu aslında daha ulaşmadığımız bir koordinattan tekrar hareket etmeye çalışıyoruz. Eğer her hareketi sonuna kadar beklersek bir problem çıkmayacak. Ağacı geçemiyorum. Duvara gelelim. Duvarı geçemiyorum. Ama hareket tamamlanmadan bastığımda bu sefer koordinatlar kaymış olacak. Ve beklenmedik sorunlara yol açabilecek. Yapmam gereken ne? Animasyon klasında animasyon tamamlanıp nesnem koordinata ulaştığında bu klasın bana haber vermesi lazım. Diyecek ki nesne koordinata ulaştı. Nesne koordinata ulaştığında bir işlem yapacaksan artık o işlemleri yapabilirsin. Bunun için de şuraya bir not alalım. Object arrive diye. Bu tür işlemimiz hangi komutla yapıyorduk? Bir event, bir olayla, yani bir olay olduğunda, mesela sayfa yüklendiğinde şu komut çalış. Burada da benim ihtiyacım olan olay nesnem koordinata ulaştığında. Sonuçta oyun içerisinde bunu başka yerlerde de kullanacağım. Nesne koordinata ulaştığında benim bunu anlamam gerekiyor ki sonra ulaştığım koordinatı kontrol edeyim. Eğer orada bir tuzak varsa nesnem tuzağa düşmüştür. Ya da orada bir anahtar varsa nesne o koordinata ulaştığında o anahtarı alması gerekiyor. Ya da eğer kapının önüne gelmişsem, bakın koordinat şeyi değişti. Ortada kalmaya başladı. Buradan da geçemiyorum. Neyse, kapının önüne geldiğimde o koordinata ulaştığımda ne olacak? Anahtar kullanılacak, kapı açılacak gibi işlemleri yapmak için de bize böyle bir olay lazım. Tabii böyle bir olay bizim burada oluşturduğumuz özel bir nesneyle alakalı olduğu için. Olay da özel bir olay olacak. Bu olayın ne zaman tetikleneceğini ben biliyorum. Bu hareket bittiği zaman şu satırda bu olay tetiklenecek. Buraya yazalım. Custom event oluşturulacak diye. Bununla birlikte nesnenin hareket etmesi bir zaman aldığı için
bir ok tuşuna basıp nesne hareket etmeye başladığında biz burada ne düşünmüştük? Player'da is moving. Nesne şu an hareket ediyor. Nesne hareket ederken tekrar ok tuşlarına basıldığında ne olmaması lazım? O işlemin gerçekleşmemesi lazım. Nesne zaten bir hareket içerisinde. Ona bir komut vermişiz. Bir koordinata gitmesi için. O işi yaparken koordinatı iki koordinat arasından geçtiği için, koordinatı belli olmadığı için hareket halindeyken tekrar hareket etme tuşuna basıldığında hiçbir işlem yapılmaması gerekiyor. Ta ki o koordinata ulaşıp ben koordinata ulaştım bilgisini bize gönderdiğinde biz yeni koordinatlarını güncelleriz ve deriz ki artık hareket etmiyor. Yeni bir hareket komutu ne olabilir? İşlenebilir. Hareket et, hareket fonksiyonunu yazmadan önce bunu bir yapıyorum. Hareket ediyor anlamında. Ve bir yerde de bir koşul yazacağız. Hareket ederken neyin çalışmasını istemiyorsak. Hareket ederken sağa sola da dönmesini istemem ben. Hareket ederken şurası komple çalışmaması uygundur. Bu hareketle ilgili komutlar. Hareket ederken space'e de basamasın. Space tuşuna da basılmasın. Çünkü bir koordinat space tuşuyla biz ne yapacaktık? Bir elmanın üzerine geldiğinde space'e bastığında o elmadaki besini yiyecekti oyuncumuz. Ama biz hareket halindeyken bir koordinatta değiliz. O zaman space tuşunun da işlemesi mantıklı olmaz. Yani player is moving eşittir sıfırsa, hareket etmiyorsa içine yazdığım kodu da bir tık ileri alıyorum. Hareket etmiyorsa şu komutu da şu animasyon fonksiyonu bana geri bildirim yaptığında koordinata ulaştım diye şunları çalıştıracağım. Ya da şöyle bir çözüm de olabilir. Ben buradaki animasyonun ne kadar süreyle tekrarlanacağını ve kaç kere tekrarlandığını bildiğim için bu süreyi hesaplayabilirim. Bu animasyonun ne kadar süre sonra ben biteceğini biliyorum. Ve bu komutu o sürenin bitiminde çalıştıracak kodu buraya yazabilirim. Böylece bu da bir yöntem. Böylece burada farklı bir yöntemle bu soruyu çözmüş olabiliriz. Onun için de kullanabiliriz. Bizim set timeout diye bir komut vardı. Biz süre veriyorduk ve o süre sonunda komutu bir kere çalıştırıyordu. Hemen şuradan bakalım nasıl kullanılıyordu. Tabii yine diğer söylediğimiz, anlattığımız konular için bir custom event yazmamız gerekiyor. Ne zaman vardığını bilmemiz gerekiyor. Tuzağa düşmüş olabilir. Anahtarı alacak, anahtara ulaştığında. Ama buradaki şu anki konumuz farklı bir yöntemle de çözülebiliyor. Çeşitlilik olması açısından burada bu yöntemi kullanabiliriz. Set timeout şu arasındaki yazdığımız kodu uyguluyordu. Bizim uygulamak istediğimiz kod şu. Sürede map nokta
coordinate size. Bu coordinate size çünkü 32 kere tekrar ediyor. Bu değişkene göre tekrar ediyordu. Bu ileride arttığı zaman o kadar tekrar edecek. Çarpı 4 dersen burada her bir döngü 4 milisaniye sürsün diye komut vermişim. Tabii bu değişken olacak. Değişken olduğu zaman bunu da değiştiririz. 4 milisaniye sonunda şu işlemi yapsın. Böylece ben isMoving 1 dediğim zaman şu süre geçene kadar isMoving 1 olarak kalıyor ve o süre geçtiğinde 0'a dönüyor. Bakalım kurduğumuz mantık doğru mu? Çalışıyor gibi görünüyor. Basılı tuttuğumda bir problem varmış gibi şu anda. Yine bir kayma oldu. Bunun olmaması gerekiyor. Bu sorunu çözmemiz lazım. Test edelim. Önce neyi test edelim? Şuradan hareket ettirdiğini biliyoruz. Şu komut gerçekten koordinata ulaştığı zaman mı çalışıyor? Onu test edelim. Ve şu değerleri doğru olarak eşitliyor muyuz? Bu değerler nerede? Şurada tanımlamışız. Çalıştıralım bakalım. Evet. Şimdi yukarı tuşuna bir kere basıyorum. Eksik kaldı. Tam koordinatın üzerine geldiğinde olmadı. Şu alert çalıştığı için de şu anda kesildi. Belki alertler tamamlandıktan sonra bakalım. 4.11 bu değerler geliyor. Alertler tamamlandıktan sonra yerine ulaştı. Peki biraz daha süre verelim. Şurada coordinate size artı 1 bir piksel daha ilerleyecek. Yani 4 milisaniye daha bir ek süre verdiğim zaman ben ne oluyor? Evet, yine eksik kalıyor. Demek ki şu kullandığımız yöntem bu sorunu çözmek için çok uygun bir yöntem değil. Tabi üzerinde çalışılıp işi yapacak hale getirilebilir. Ama demek ki şu kodun çalışmaya başlaması, yani buradaki 32 kere dönecek, 4'er milisaniyelik dönecek kodun çalışmaya başlaması için şu kodlar işlenirken de bir zaman geçiyor. Bu zaman bizim kodda belirlediğimiz bir zaman olmadığı için işlemcinin hızına bağlı, o anki duruma bağlı, bu yapılan işlemlerin işlemcine ne kadar milisaniyede yapıldığına bağlı olarak o kadar milisaniyelik bir gecikme sonucu bu kod çalışmaya başlıyor. Ve biz de şu anda o gecikmeyi hesaplayıp koyamadığımız için geride kalıyor kelebek. Demek ki bu yöntemi biz şu anda çözüm olarak kullanamayacağız. Şöyle yaparsak o gecikme süresinden çok daha fazlasını eklersek iki katı zaman olsun. Yani bir koordinata ulaştıktan sonra bir süre daha bekleyecek.
Ondan sonra koordinata ulaştığını bize söyleyecek. Bakalım. Evet. O zaman koordinata ulaşması için gereken ek süreyi biz vermiş oluyoruz. Şunu silelim. Çalıştıralım. Evet. Basılı tuttuğumda da o geçen ek aradaki beklemeler o geçen ek süre koordinata ulaştıktan sonra senkronu yakalamak için bekliyor. Evet. Evet. Bu şekilde yaptığımızda çözülüyor. Konu çözülüyor ama eğer eventle yaparsam eventle yaptığımda tam o noktaya ulaştığı zaman burada ne kadar beklerse beklesin, ne kadar zaman geçerse geçsin şuraya yazacağım event sayesinde bana tam o noktaya ulaştığı zaman bana söyleyecek. Diyecek ki tamam nesnem tam o noktaya ulaştı. O zaman hiçbir bekleme bu çözüm sayesinde hiçbir bekleme ve gecikme olmadan şu işi yapmış olacağız. Şuraya şimdilik not alalım. To do diyelim. Bu kod değiştirilecek. Custom event ile değiştirilecek. Çünkü gecikmeye sebep oluyor. Evet, şuradaki kodumuz da hareket halindeyken hiçbir tuşun basılmasında bir işlem yapmamamızı sağladı. Böylece ne kadar ben tuşa bassam da hareket halindeyken bekliyor o nesnenin o koordinata ulaşmasını bekliyor. Yazdıktan sonra şu animasyon komutunu bir daha üzerinden geçeriz demiştik. Onun üzerinden biraz geçip bu bölümü tamamlayalım. Şurada bir interval komutu var. Interval komutu neydi? Şuradaki verdiğimiz milisaniye süresi aralığınca içerideki kodu sürekli olarak tekrar ediyor. Ta ki o intervali eşitlediğimiz değişkeni temizleyip intervali silene kadar bu işlem devam ediyor. Bize de böyle bir iş gerekiyordu. Biz bu interval sayesinde iki koordinat arasındaki piksel sayısı kadar yani 32 kere dönerek her bir dönüşte nesnemin koordinatını, pikselini bir piksel arttırarak hareket etmesini sağladık. Bir noktadan bir noktaya böyle yavaş bir geçişle, animasyonla hareket etmesini sağladık. Şu döngü 32 kere döndüğü için olabildiğince ihtiyacım olan verileri bu döngüye girmeden önce hazırlamaya çalıştım. Böylece burada yapılan işlemler bir kere gerçekleştirecek. İşlemciyi bir kere yoracak. Burada da 32 kere olabilecek minimum işlemciyi minimum yoracak iş yapmaya çalıştık. Hareketim tek yöne doğru olduğu için ve belirli bir mesafe hareket edeceğim için fonksiyonumu biraz özelleştirdim. Sadece bu oyun için bu oyundaki hareketleri yapabilecek şekilde sadeleştirdim. Direction ve element ve direction ve ne kadar süre aralığında tekrar edeceğiyle ilgili 3 parametreden oluşturdum. Döngüye girmeden önce elde ettiğim bilgiler başlangıçta hangi pikselde bulunduğu. Şimdi tek yöne doğru hareket edeceğim için yukarıya doğru hareket edeceksem
başlangıçta hangi pikselde olduğumu y koordinatında, yani tap pikselini alıyorum. Eğer sağa sola doğru hareket edeceksem left'te olan uzaklık pikselini alıyorum. Tek yön hareket edeceğim için aynı anda ikisini birden değişiklik yapmama gerek olmadığı için o ismi taşımayan genel tek bir değişken kullandım. Still title şurada tek satır kullanmak için, eğer değiştireceğim, arttırıp eksilteceğim değer yukarı aşağıyaysa tap başlığının değerini değiştiriyorum. Sağa solaysa left başlığının değerini değiştiriyorum. Bunları taşımak için, bunları bir daha hesaplamamak için bu değişkene atadım ve burada still nokta still title'la left mi yoksa top mı değerini değiştireceğimi buradaki komuta söyledim. Still direction'da yön. Benim elimde birden 32'ye kadar sayının olduğu bir değişken olacaktı. Bu değişkenin geriye doğru, yukarıya doğru ya da sola doğru hareket ettirdiğimde eksi bir değer olması gerekiyor. Çünkü koordinat küçülüyor. Artmak yerine küçülüyor. Hareketi sağlamak için o koordinatı küçültmem gerekiyor. Onun için de bunu yukarıda up, down, right, left direction'ında hangi yöne küçülüp büyüyeceği belli olduğu için bunu bu değeri taşıyan bir değişken oluşturduk ve hareket edeceğimiz piksel sayısını bu değerle çarparak eksi ya da artı yönde bunu değiştirdik. Önce parantez içindeki işlemler yapılır. Matematikte de zaten aslında önce çarpma işlemi yapıldığı için şu parantezi koymasak da çalışır. Ama ben önce hangi işlemin yapıldığını bilmek açısından şurayı parantez koyuyorum. Daha sonra başlangıç değerinden, başlangıç değerim hep sabit. Yukarıda bir kere belirledim. Başlangıç değerinden elimdeki rakam 1'den 32'ye kadar sürekli artacağı için her seferinde başlangıç değerini ekledim. Nasıl? Şöyle bir yöntem de olabilir. Her seferinde başlangıç değerine bir arttırma. Ama başlangıç değerini elde edebilmek için biz burada birçok fonksiyon, matematiksel işlem, işte uzunluğun iki eksiğine pikseli çıkar, sonra o stringi numaraya çevir gibi işlemler yaptık. Eğer her seferinde şu anki konumunu almam gerekseydi, almaya çalışsaydım, bu işlem 32 kere gerçekleştirecekti. Bu da işlemciye bir yük olacaktı. O yüzden bu yöntemi tercih ettik. Bir kere hesapladık, aldık. Her seferinde zaten döngümün dönmesi için bu değerin artması gerekiyor. Ve ne zaman çıkacağımı bilmem için bu değişkene ihtiyacım var. Bu değişkeni topladım. Başlangıç değerini her seferinde ve sonra piksel stringini ekleyerek stilin left ya da top'u için ihtiyacı olan değeri elde ettim. Şurada da bu koşulda da map.coreSize yani 32'den büyük ya da eşit olduğunda artık ulaşmak istediğim koordinata ulaşmışım demektir ve bu döngüden çıkıyorum. Bu fonksiyon artık görevini tamamlamış oluyor ve çıkıyorum. Daha sonra burada custom event'imizi tetikleyeceğimiz yer var. Temizleme işlemini yaptıktan sonra. Şunlara da artık ihtiyacım yok. Şu teste de ihtiyacım şu anda yok. Ama dursun. Belki ileride kullanırım. Şu da dursun. Standart bir değer ileride ekleyeceğim. Düşündüğümden çok daha yavaş hareket ettiği için şunu pasif hale çevirmiştik kullanmamak için. Buraya ekleyeceğim. Evet. Şu anda oyunumun son hali budur.
bir sonraki bölümde geliştirmeye devam etmeye çalışacağız.